çok gider. El dolu ki yerine. Çok seneler geçti, çok seneler geçti. Dönen yok seferinde. Evet, İskenderun'da olduğum için çok mutluyum. Ayrıca çok çok mutlu olduğumu sosyal medyadan çok paylaşımlarımda belli ediyorum takipçilerimizle. İskenderun benim için çok özel. Çünkü sanıyorum ki 10 ya da 11. gelişim benim İskenderun'a. Nuri Uysen'in davetlisi olarak benim manevi baba diye kabul ettiğim o çok değerli iş insanı, eğitimci Nuri Uysen, Yükseliş Kolejlerinin de kurucusu kendisi. Onun sayesinde bu bölgeyle tanıştım ben. Bu bölge insanının ne kadar karakteristik, ne kadar eğitime destek verdiklerini, insana ne kadar insani öğelere ne kadar değer verdiklerini gördüm. Ve çok mutlu oldum İskenderun'u sevmekten. Hatay, Antakya'yı biliyorsunuz, burası medeniyetler kardeşliğinin en büyük şehri. Pek çok dini insan burada yaşamakta, kardeşçe, barış içerisinde. Ben de bir barış elçisi olarak burada olduğumda daha farklı bir mutluluk duyuyorum. Bir kitap hazırlığı var. Ciddi bir kitap çalışmanız var. Kitapla ilgili bilgi alabilir miyiz? Kitap ne zaman çıkacak? İçeriğinde neler var? Evet, bir kitap yazdım ben. 6 ayda tamamladık ama 6 ay değil, 20 yıl sürdü. Çünkü 20 yıldır özel bir hobim olarak ben Prenses Süreyya'yı, İran kraliyet ailesini araştırmıştım. İran üzerine pek çok doneler biriktirdim. Dünyanın pek çok yerinde, üniversitelerde de konuşmacı olarak katıldım. Farah Diba'nın, Şah ailesinin. Ve şu anda biliyorsunuz İran'da çok büyük protestolar var. Onları desteklememiz lazım. İnsanların özgürlükleri için orada protesto yürüyüşleri yapıyorlar. Prenses Süreyya Türkiye'de çok sevilmiş bir kraliçe aslında. İran Şahı'nın ikinci eşi. Kraliçe Süreyya 1958'de Şah'tan ayrıldığında bütün dünya ağlarken Türkiye gerçekten büyük bir gözyaşı dökmüş. Çünkü onu benimsemişler. Türkiye'ye geldiğinde, seyahatlerinde İstanbul'da, İzmir'de, özellikle Bursa'da, Kaplıcalar'da çocuğu olmadığı için, kısır olduğu için, bir evlat veremediği için tahta sürgün edilmişti. Türkiye'de Kaplıcalar'da derman aramıştı ama olmamıştı. Acılı bir hikaye, hüzünlü bir hikaye ama inanıyorum ki bütün dünyada tekrardan onun anısını yaşatacağımı düşünüyorum ben. Ve çok fazla araştırma doneleri var içinde. Pek çok materyal kullandım kitapta. Kitabımız Ocak 2020'de çıkıyor ama 2020'de çıkmasının nedeni Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İran'da, Arap ülkelerinde, pek çok ülkede aynı anda çıkacak ve Los Angeles'ta ayrıca Amerika'da ve imza günleri için bayağı bir trafiğe ben kaptıracağım kendimi, çok mutluyum. İskenderun'da da bir imza günü yapacağız Prenses Süreyya için.